Değerli dostlar selamlar. Bugünkü videomuzda Obsidian yazılımını bir SEO aracı olarak nasıl kullanabileceğinizi aktaracağım ve kısa da olsa yazılım arkadaşlar sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Obsidian yazılımı ücretsiz bir yazılım. Diğer yandan bu yazılım bir SEO aracı değil. Normalde bir not uygulaması. işte görevlerin eklendiği, notların eklendiği, HTML ve CSS gibi dilleri kendi bünyesinde destekleyen bir yazılım. Bu yazılım yurt dışında oldukça popüler. Türkiye'de çok popüler bir yazılım değil. Ben kesinlikle sadece SEO alanında değil diğer alanlarda da kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte görevlerinizin takibini yapabiliyorsunuz. Gün içerisinde çıkardığınız notları bu yazılıma yazarak işte bu notların takibini vesaire yapabiliyorsunuz. Yine çok ciddi anlamda da iş geliştirme noktasında kullanılan bir yazılım. Yazılımı SEO alanında nasıl kullanacağınıza gelecek olursak da şöyle ki şimdi yazılımın indirmesi kurulumu falan oldukça kolay. Bu noktalara çok şey yapmayacağım girmeyeceğim. Yazılımda bir klasör oluşturmak veya işte bir not oluşturmak da oldukça kolay. Kısaca anlatımını Gerçekleştirmek gerekirse şöyle ki örnek veriyorum trend kategorimiz olduğu için trend şeklinde bir klasör oluşturduk. Daha sonrasında da e, trend yazımızda işte sigma kuralları şeklinde bizim bir içeriğimiz var. Bu içerikte de alakalı bir tane not oluşturduk. Bu sigma kurallarını zaten böyle trendin içerisine taşıdığınız noktada bu klasörün içerisine bunu eklemiş oluyorsunuz. Şimdi öncelikle biz ne yaptık? Kozba şeklinde genel bir not oluşturduk. Bu notun içerisine teknoloji ve Windows kategorilerini ekledik. Bunlar bizim web sitemizin içerisinde yer alan iki tane kategori. Bu kategorilerin içerisindeki title'ları ekledik. Yani yazıları ekledik. İşte örnek veriyorum bilgisayardan yasaklı sitelere giriş, işte Canva Pro, işte Darboğaz testi gibi gibi. Daha sonrasında örnek veriyorum Darboğaz testinden biz Windows 10 hızlandırma içerisine bir iş yapmışız. bunun da sizde durum farklı olduğu için iş linkleme mantığını da şöyle göstereyim. Şu şekilde iki tane parantez oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında da eklemiş olduğunuz e, örnek görürüm. işte darboğaz testinden UDF tip PFD'ye bir iş linkleme yaptıysanız buna tıklamanız yeterli. Yani önce mevcut web sitenizdeki içerikleri bir ekliyorsun. Kategorilere ayrı olacak şekilde daha sonrasında da buraya hangi içeriği iş linkleme yaptıysanız onu eklemeniz yeterli. E, yine mevcut ana sayfanızı da her içeriğinizi eklemenizi ben tavsiye ediyorum ki ana sayfayı da birazdan göstereceğim grafikte görebilmeniz için. Bu işlemleri bitirdikten sonra burada grafik görünümünü aç diye bir buton var. Bu butona tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bu beyindeki nöron ile çalışan bir sistem yapmışlar burada. İşte burada mesela örnek görüyorum. Google iletişiminde bir sorun oluştu. İçerimizden işte UDFTPF diye Xiaomi sertifika kaldırmaya ve Kozborga bir çıkış durumu söz konusu. Peki biz bu aracı SEO'da nerede kullanacağız sorusuna gelecek olursak da şöyle ki değerli dostlar zayıf iç linkleme yaptığınız sayfaları direkt olarak tespit etmenizi sağlayan bir uygulama yine örnek veriyorum mesela bu sayfaya gelip yerel grafiği aç şeklinde de bir butona tıklamanız noktasında burada gördüğünüz gibi ekstra bir grafik daha yan tarafa açıyor. Burada da tekrar grafik görünümüne geçtiğiniz anda burada herhangi bir sayfaya tıklamanızda önce burada bir grafik açıyor. Daha sonrasında da ana grafiğimizi açıyor. Halihazırda değerli dostlar bu tarz teknik konuları böyle çok her yerde anlatılmayan konuları Türkiye'de biz zaten eşi benziyor yok. Yurt dışında da ben herhangi bir örneğini göremedim. Ufak bir araştırma yaptım. Konuları değerli dostlar mekanik esiyor kursumuzdan da bulabilirsiniz. Açıyor. Bu, şimdi bu, bu noktada e, iş linklemeleri zayıf yaptığımız mesela sayfaları çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Örnek veriyorum mesela Windows 10 açılış hızlandırma bizim en zayıf iç linkleme yapmış olduğumuz sayfalardan birisi. Bu sayfaya neredeyse hiç bağlantı gelmiyor. Bu sayfadan sadece Windows 10 hızlandırma içeriğine bir iç linkleme yapılmış durumda. Mesela Windows 10 hızlandırmadan Windows 10 açılış hızlandırma içeriğine bir iç linkleme yapabilirdik fakat yapmamışız. Bunu Obsidian'le grafiğe döktükten sonra fark ettiğimiz bir durum bu. Yine onun dışında mesela bilgisayardan yasaklı sitelere giriş bizim bir dönem en çok topladığımız içeriklerden birisiydi. Bu da iç linkleme olarak zayıf bir sayfa. Bu sayfaya da işte tek teknoloji kategorisindeki farklı içeriklerimizden işlikleme yapabilirmişiz fakat yapmamışız. Bu sayfa da yine bizim zayıf sayfalarımızdan birisi. Mesela UDFT PDF de biraz bizim zayıf kalmış bir sayfamız. Sadece Google sunucuları iletişimde bir sorun oluştu ve telefondan öyle denetle sayfalarına bir işlikleme yapılmış. Bu sayfaya gelen zaten bir bağlantı neredeyse yok. Yani konuyu toparlamak gerekirse arkadaşlar Obsidian yazılımında bu anlatmış olduğumuz yöntemi uygulayarak zayıf işlikleme yaptığınız sayfaları çok rahat bir şekilde tespit edebilirsiniz. İşlikleme tarama bütçesini direkt olarak etkileyen bir konu olmakla birlikte Google botlarını mevcut sitenizde yönlendirme açısından da size ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu yazılımı ben iş linkleme tarafında kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Ha biraz tabi uğraştırıcı bir sistemi var. İşte önce içeriklerin eklenmesi gerekiyor. Daha sonra kategorilerin falan. E bu daha çok böyle 150 sayfayı geçmeyecek web siteleri için uygulanabilir bir yöntem olarak söyleyeyim. Onun dışında backlink noktasında da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Zaten Majizik adı verilen bir araç var. Bu araçta da zaten aşağı yukarı bu mantıkta bir link inşası durumunu gözlemleme gibi bir durum söz konusu. Diğer yandan bu araç ücretli bir araç fakat Obsidian'de herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Bu videoda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.